Mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ben İbrahim Güler. Denizli Futbol programına hoş geldiniz. Az önce de spor haberlerinde de bir bağlantımız olmuştu Denizlispor basın sözcüsü Turgay Mersin'le. İlerleyen dakikalarda Denizlispor As Başkanı Zafer Gökşin'le de bağlantılarımız olacak. Denizlispor'u konuşacağız. Denizli Telekom Spor, Erpa Süper Lig takımlarımızdan yöneticiler Fahrettin Göksu ve Halil İbrahim Sönmez başkanımız burada. Onlarla amatör ligleri konuşacağız. Bugün gündemimiz çok yoğun. Öncelikle merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi akşamlar diliyoruz. Öncelikle Denizlispor takip ediyor musunuz? Bu gelişmeleri nasıl karşılıyorsunuz başkanım? Şimdi şöyle, tabii Denizlispor'u ancak basından takip edebiliyoruz. Bir parça da üzülüyoruz. Denizlispor bu şehrin markası. Evet. Önemli bir markası. Öylesine bir şey ki bizim öteden beri toplumdaki en büyük handikaplarımızdan, sıkıntılarımızdan bir tanesidir. Denizli insanı üretir, arz eder ama bir türlü markalaşamaz. Sanayide bu böyle. Sporda da maalesef son dönemlerde, daha önceden böyle değilken, sporda da maalesef bu marka değerimizi bir parça gerilediğini veya düştüğünü görüyoruz. Bu bizi evet. Tabii normal bir seyirci olarak da üzüyor. Gönlümüz öyle arz ediyor ki bir an önce bu markanın ayağa kaldırılması. Bunun akabinde de bütün diğer markalarımızın da Türkiye satına, hatta dünya satına yayılmasını arzu ederiz. Temennimiz budur. Bu şekilde takip edebiliyoruz. Evet. Tabii ki yönetim içinde değiliz. Sadece nedir? Birer seyirci olarak üzülüyoruz. Çok fazla tabii maçlarınızda çakıştığı için maçlarını takip etmek. Belki olabilir. Kendi programlarımız, özel tabii iş yerimizdeki programlar veya işte çok değişik biçimde seyahatlerimiz olduğu için maalesef yakından takip etme şansımız olmuyor. Denizli Spor'dan az önce bir basın açıklaması geldi sayın seyirciler. Bu konuyla ilgili az önce de söylediğim gibi ilerleyen dakikalarda Zafer Gökşin'e bağlanacağız. Ondan son gelişmeleri alacağız. Ben tekrardan hatırlatayım. Facebook ve Twitter üzerinden konuklarımıza Denizli Spor'la ilgili soruları bana sorabilirsiniz. Sorularınız tabii ki çok olacak da zaten programa Telekom Spor'lu yöneticilerimin geleceğini duyunca bana zaten sorular göndermiştiniz. Onları ilerleyen dakikalarda ben konuklarımıza soracağım. Şimdi bir VTR'miz var. Erpa Süper Ligi'nin 11. haftasında bir VTR bir değerlendirmemiz vardı. Haftanın futbolcusu, haftanın takımı diye. Şimdi o VTR'miz geliyor ekranlarınıza. Haftanın takımı Kızılcabörük Spor. Süper Amatör Lig'in lideri Kızılcabörük Spor yoluna dolu dizgin devam ediyor. Ligin 11. haftasında Acıpayam Merkez Spor'la deplasmanda karşılaşan Sarı Kırmızılar maçtan 7-0'lık galibiyetle ayrılırken puanını 23'e çıkardı. Haftanın hakemi Suat Omak. Efendi kişiliği ve her geçen gün yükselen performansıyla ilimizin önemli hakemlerinden birisi olan Suat Omak, ligin 11. haftasında Yeşilçevir Belediyespor Denizli Telekom Spor maçını kusursuz bir şekilde yönetti. Cumartesi günü 1. amatör küme maçı olan Denizli Gücü Bozkır Spor, pazar günü Çivil Telekom Spor ve pazartesi günü de Denizli Spor A2 Akhisar Belediyespor A2 maçlarını yöneten Suat Omak, temposu ve tansiyonu yüksek olan 3 maçı üst üste kusursuz bir şekilde yöneterek haftanın hakemi olmaya hak kazandı. Suat Omak'ın bu performansını takdir ediyor ve onu üst liglerde görmeyi temenni ediyoruz. Haftanın futbolcusu Hüseyin Erginbaş. Ligin 11. haftasında oynanan Akkonak Spor Akalan Spor resmen trajikomik bir olay yaşadı. Maçı pazar günü olarak bilen Akalan Spor'un golcü futbolcusu Hüseyin maçı son anda öğrendi. Oyuna 10 kişi başlayan Akkalan Spor maçı 15 dakika boyunca eksik olarak sürdürdü. Apar topar maça gelen ve hemen oyuna dahil olan golcü Hüseyin Akkonak Spor ağlarına 3 gol birden göndererek takımın maçtan galibiyetle ayrılmasını ve hanesine 3 puan daha yazdırmasını sağlarken haftanın futbolcusu olmayı da hak etti. Haftanın antrenörü Ufuk Özkan. Akkalan Spor'un tecrübeli teknik adamı Ufuk Özkan ligin 11. haftasına resmen damgasını vurdu. Tansiyonu yüksek olan Akkonak Spor maçını kontrol etmesini çok iyi bilen ve futbolcuları muhteşem bir şekilde maça hazırlayan Özkan, takımının galibiyetinde büyük pay sahibi olurken haftanın antrenörü olmaya da hak kazandı. Ve haftanın kadrosu Eren Toptancı Alilbadı Spor, Zafer Kızılcabörük Spor, Gökhan Berber Toptancı Alilbadı Spor, Sami Akkalan Spor, Ziya Alpaslan Bereketli Spor, Çağlayan Göksu Akkalan Spor, Kamil Yeşilçivil Belediye Spor, Serkan Şahin Bereketli Spor, Deniz Sevinç Toptancı Alilbadı Spor, Ahmet Turan Kızılcabörük Spor, Hüseyin Akkalan Spor. 11. hafta sonuçları şu şekilde: Akkonak Spor 2, Akkalan Spor 4, Yeşilköy Spor 1, Bereketli Spor 2, Toptancı Alilbadı Spor 5, Tekeköy Spor 0,
Denizli Belediyespor 2, Dokuzkavaklar Spor 1, Acıpaya Merkez Spor 0, Kızılcabörük Spor 7, Yeşilçivri Belediyespor 3, Denizli Telekom Spor 2, Sarayköy Spor Bay. 12. hafta programı Kızılcabörük Spor, Akkonak Spor, Bereketli Spor, Toptancıal İlbadı Spor, Akalan Spor, Yeşilköy Spor, Dokuzkavaklar Spor, Yeşilçivri Belediyespor, Denizli Telekom Spor, Sarayköy Spor, Tekkeköy Spor, Denizli Belediyespor, Acıpaya Merkez Spor Bay. Puan durumuna bakacak olursak 23 puanla Kızılcabörük Spor 1. sırada yer alıyor. 22'şer puanla 2 takımdan Toptancıal İlbadı Spor 2. Sarayköy Spor 3. 4. sıradaki Dokuzkavaklar Spor ve 5. sıradaki Tekkeköy Spor'un puanları 16. 15 puanla Yeşilköy Spor 6. sırada. 7. sıradaki Akalan Spor'un puanı 14. 13'er puanlı 2 takımdan Bereketli Spor 8. Akkonak Spor 9. 10. sıradaki Denizli Telekom Spor'un puanı 11. 10'er puanlı 2 takımdan Yeşilçivir Belediyespor 11. Denizli Belediyespor 12. sırada. 6 puanlı Acıpaya Merkez Spor 13. sırada yer alıyor. Evet sayın seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Denizli Telekom Spor yöneticileri burada. VTR'mizde de gördüğümüz gibi Denizli Telekom Spor ligin 11. haftasında 11 puanla ligin alt sıralarında yer alıyor. Ben başkanıma sormak istiyorum. Sezon başı hedefiniz nedir ve ligin ilk 11 haftasında bu hedefinizin ne kadar uzağındasınız ya da yakınındasınız başkanım? Şimdi şöyle, maalesef bütün spor dallarında hedefler hep skora göre veya şeye göre endekslendiği için. Evet. Belirli bir yerde yer almak. Halbuki bizim böyle bir derdimiz de yok. Böyle bir niyetimiz de yok bu işe başlarken. Siz bu işin içindesiniz, gayet iyi biliyorsunuz. Biz amatör futbolun her noktasındayız. Evet. Nerede varız? Evvela altyapılarda varız. U13'te, U14'te, U15, U16, U19 ve süper amatörde. Şimdi bu şekilde bütün branşlarda yer almamızın sebebi altyapıdan yetiştirdiğimiz çocukları her kategoride oynatabilmek. Evet. Nedir? Her ele aldığımız sporcunun oynayabileceği bir kategori olsun, lig olsun. Çünkü bizim derdimiz işte bu sene şampiyon olalım, şuraya gidelim, buraya gidelim, böyle bir derdimiz yok veya böyle bir hedefimiz yok. Sadece ve sadece çocuklarımızı spor yaptırabilmek o kategoride. Şimdi süper amatörde oynuyoruz. Süper amatörde oynayan çocuklarımın benim yaş ortalamasını herhalde biliyor musunuz bilmiyorum. Tabii en düşük takımlardan birisi Denizli Belediyespor, Telekom Spor, yani Dokuzkavaklar ligin en yaş sınırı düşük oyuncularından kuruluyor. Ben bir rakam söyleyeceğim. Evet. Birçok insan inanmayacak. 16 yaş. Süper amatörde 16 süper yaş. Süper amatördeki oynayan sporcuların benim yaş ortalaması 16. Haliyle ben bunun 16 yaşındaki çocuklarımla ben süper amatörde mücadele edebiliyorsam benim için en büyük başarı bu. Evet. Yoksa sezon başında da tabii basın mensubu arkadaşlarımız, ne deden arkadaşlarımız soruyorlar. Tabii haklı olarak nereyi hedefliyorsunuz? Benim hedeflediğim şu, yetiştirdiğim çocuklara top oynatabilmek. Evet. Şu anda da bunu başarabildiğimize göre başarı bu. Ha ne var? Tabii belki süper amatörde bu şansımız olmayacaktır. Oradaki oynayan diğer sporcu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin yaşları nispeten daha büyük, daha tecrübeliler. Olsun, önemli de değil. Diğer branşlarda ise bu biraz da gölge misali kendinden geliveriyor. Mesela U17'de biz kendi grubumuzda lideriz. Evet. Geçen senelerden de takip ediyorsunuz. Diğer yaş gruplarında ya birinciyiz ya ikinciyiz. Evet. Denizli bütün kategorilerde temsil ediyoruz. Hedefimiz bu olmamasına rağmen, yani bir gölgeyi düşünün, nasıl takip ederse insanı, başarıda bizi bu şekilde takip ediyor. Biz bundan mutluyuz. Bundan da keyif alıyoruz. Bizim hedefimiz bu çünkü. Başkanım, bütün kategorilerde yarışmalara katılıyorsunuz. Hepsine katılıyoruz. Alt gruplardaki hedefleriniz ne? Orada şampiyonluk gibi bir hedefiniz var mı? Hayır, hayır. Dediğim gibi. Sadece yarışmacı kimliğinizle. Yarışmacı kimliği. Biz sporcu yetiştirmeye, adam yetiştirmeye. Evet. Çünkü şu da var. Şimdi Fahrettin Bey kardeşim bilir. Bizim bir menbaımız var. Bir sporcu kaynağımız var. Evet. Okullardan taramalar yapıyoruz. Okullardaki hocalarımız, öğretmenlerimiz bize bilgi aktarıyorlar, kaynak aktarıyorlar. Ondan sonra orada elde ettikleri, tespit ettikleri çocukları bize öneriyorlar. Tabii şöyle bir şey, biz her ne kadar adımız Telekom Spor da olsa diğer spor kulüpleri kadar, daha doğrusu bir Denizli Spor veya Belediye Spor kadar şanslı değiliz. Onlar bize göre nispeten daha elit takımlar. Bizim kaynaklarımızda da şöyle bir şey. Bize önerilen, bize tavsiye edilen çocukları alıp onlara gerekli eğitimi vermek, bunları topluma kazandırmak. Tabiri caizse sadece sporcu kimliğiyle değil, adam yetiştirmek. Evet.
Yani şimdi çok sevdiğim, çok beğendiğim bir Çin atasözü. Eğer bir yılınızı düşünüyorsanız pirinç ekin. 10 yılınızı düşünüyorsanız ağaç dikin. Geleceğinizi düşünüyorsanız adam yetiştirin. Bizim tabii buradaki şeyimiz adam yetiştirmek. Yoksa şöyle bir derdimiz olamaz. İşte 8-10 tane çocuğu bul veya 11 tane çocuğu çıkar sahaya, koştur, onların top oynamasından keyif al. Tamam, bu bir tarafa. Ama ondan daha önemli 11 tane çocuğu adam olarak yetiştirmek. Evet. Sadece şey değil, sporcu kimliğiyle değil, eğitimiyle, kişilik gelişimiyle, karakteriyle. Çünkü siz de biliyorsunuz, senelerdir bu camianın içerisindesiniz. Ele aldığınız her çocuğu profesyonel yapma şansınız yok. Evet. Ama adam olarak yetiştirme yani şansınız. Kötü alışkanlıklardan, zararlı alışkanlıklardan neresinden tutarsanız tutun, kurtuluyorlar. Tabii şeyimiz bu. Hedefimiz bu olunca dedik ya, spor tarafı, bu işin gölge tarafı bu şekilde. Sizin arkasında için o taraf teferruat kalıyor o zaman. Ya biraz gölge tarafı arkasından tarafı geliyor zaten. Evet. Fahrettin abi, tabii ben sizi çok iyi tanıyorum. İzleyen seyircilerimizin de tanıması anlamında bir ASKF yönetim kurulunda da bir göreviniz var. Ayrıca Telekom Spor'dan ayrı. Evet. Bir bunları açıklar mısınız? ASKF'de yönetim kurulu üyeliğim var. Bu sene başladı herhalde, bu değil sene mi? Başladı. Son Feyyaz Başkan'ın seçildik. Evet, Feyyaz Başkan'la beraber. Son döneminde. Evet, ARGE sorumlusuyum. Evet. Türk Telekom'da yöneticiliğim var. As Başkan diyelim As artık başkanım. Biz. Benim size şöyle bir sorum olacak. Telekom Spor antrenmanlarını Akkonak sahasında, evet, yapıyor. Geçtiğimiz günlerde sizle bir görüşmemiz olmuştu. Ben ısrarla sizden bir tesisleşme projesi, işte atılım başlatın, işte belediye ile ortak olsun, Telekom Spor olarak olsun, Fahrettin abi bir şekilde destek olsun, nasıl bir tesisleşme yapabilirsiniz diye sormuştum. İbrahim öyle düşüncelerimiz var ama zaman gerektiriyor demişti. Tesisleşme süreci ne alemde abi? Şimdi başkanım da bizim 1200 adet santralimiz var. Evet. 1200 adet santralimizin kenarında boş bir alanımız var. Bu alanı şu anda oraya tesisleştirmek adına uğraş veriyoruz. Tabii oranın şu anda dolgusunu, stabilize dolgusunu falan yaptık. Tabii ki zemin hemen şey yapmıyor yani, çünkü yani toprak olduğu için. Evet. Yani belirli bir süre içinde orayı futbolcularımıza kazandıracağız inşallah. Daha zamanı var o zaman. Yani kısa bir zaman içinde inşallah. Tabii kış şey ya, daha yeni dolgusunu yaptık. Ölçümleri falan tamamlandı. İnşallah en kısa zamanda orayı tabii ki camiye kazandıracağız. Tabii biz yıllardan beri amatör futbolun içinde olduğumuz için tesis olmayan kulüplerde futbol oynamak çok zor oluyor. Çünkü ben Telekom Spor'u da Akkonak sahasında yakından takip ettiğim için, hani sezon başında bir haberim çıkmıştı benim. Haberden sonra çok fazla ses getirdi. İster istemez siz de bu haberden faydalanarak bir düzenlemeye girildi Akkonak sahasında. Takımların antrenman saatleri düzenlendi. Çünkü ben o gün gelmiştim orada. Sizin futbolcuların sağ yol kenarında giyinmeleri benim çok gücüme gitmişti. Sonrasında toparlanmalar oldu herhalde. Çünkü siz de amatörün içinden geldiğiniz için onların o yani çilekeşliğini çektiğiniz için tabii, evet, o haberi yaptınız. O da tabii yani birkaç toplumda yani ses getirdi bazı şeylere. Tabii ki aslında belirli bütün kulüplere aynı şeyde, evet, aynı yani olanaklar sağlanması lazım. Belki bir nebze inşallah katkı olmuştur. Tabii tabii, bizim şeyimiz yani dile getirebildiysek, size bir faydamız olduysa ne mutlu bize. Ya bize değil yani, sonuçta buradaki bütün amatör takımlar, evet, hep yani tabii orada şu anda takımları tabii, toptancı bunlar halde faydalanıyor. Tabii ki, diğer tabii ki, muhakkak takımlar da faydalanıyor. Denizli Spor'a dönelim. Denizli Spor'daki son gelişmeleri almak için DRT Spor Servisi'nin müdürü Arif Zor'a bağlanıyoruz. Sayın Zor, iyi akşamlar, merhabalar. İyi akşamlar İbrahim, iyi yayınlar diyorum. Konuklarımıza iyi akşamlar, iyi yayınlar diyorum. Denizli Spor'daki son gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. Gelişmeleri bir de sizden duyabilir miyiz? Evet İbrahim, Denizli Spor'da gelişmeler üst üste arda arda geliyor diyebiliriz. Biliyorsun ben biraz geri dönmek istedim, çok kısa bir geri bir özetleyeceğim. Biliyorsunuz ki Haziran ayında kongre yapıldı. Kongrede yeni yönetim oluştu. Yeni yönetimin oluşmasıyla birlikte Hasan Kıbrısoğlu kulüp başkanlığına geldi veya getirildi. Kulüp başkanının gelmesiyle birlikte maddi sıkıntılar her zaman olduğu gibi yine ön plandaydı. Yeniden transferler yapıldı. Güvenç Kotar takım başına getirildi. Güvenç Kotar'ın gelmesine birlikte takım istenen başarı elde edemedi. Haftalardır puan yüzü görmeyen Denizli Spor son 4-5 haftada ise
galibiyet serisi ve beraberlik serisi getirdi ama Denizlispor Kulüp Başkanı Sayın Kırkuşoğlu kulüpte görev yaptığı bu süreçte yaklaşık 17 haftalık 18 haftalık süreçte lig haftasında 3 kez istifa etti, tekrar geri geldi. Özellikle Kartal maçı sonrasında bu takım olmayacak, biz elimizden geleni yapıyoruz fakat takım bir türlü istenilen performans, istenilen başarı göstermiyor. Demek ki hata bizi diyerek bir istifa etmişti. İstifanın hemen ardından Denizli'nin valisi ve aynı zamanda Denizli'ye başkanı Osman Zoran devreye girerek Hasan Kıbrısoğlu'nun yapmış olduğu bir istifayı geri çekerek yoluna devam etmesini istemişlerdi. Artık Deniz Sporcu kritik nokta 2 gün önce biliyorsunuz oldu ve bu noktada ise Deniz Spor'da sözleşmesi devam eden ve devre arasında 5 futbolcunun Türkiye Futbol Federasyonu alçaklama karşı federasyona gidip yazı göndermesi Denizli'de Bindir'de yönetimde de bu gidişatın, kötü gidişatın tozu üzeri oldu. Hasan Kıbrısoğlu bunu çekemedi. Mevcut futbolcuların da alçaklama karşı federasyona gitmesi Hasan Kıbrısoğlu'nu kızdırdı. 4. kez istifa ettiğini açıkladı. Ama Hasan Kıbrısoğlu derken gerçekten zehir zemberek koymuştu biliyorsunuz. Denizli'yi sarsacak olaylardı bunlar, konuşmalardı. Ve bugün de yönetim kurulu toplandı. 25 kişilik yönetim kurulundan sadece 16 yönetim kurulu üyesi toplantıda hazır bulundu. Ve bu hazır bulunan toplantının ardından basın açıklaması yapıldı. Senin de laptopun önünde mail olarak düşmüştür ama ben de hemen buradan canlı canlı sıcağı sıcağı son dakika olarak bu basın açıklamasını İbrahim izin verirsen okumak istiyorum. Tabii ki. Evet, basın açıklaması, aynen okuyorum basın açıklaması. Deniz Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu 22.12.2011 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki basın açıklamasını yapmıştır. Deniz Spor Kulübü içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı 21.12.2011 tarihinde Başkanımız Sayın Hasan Kıbrısoğlu yönetim kurulumuzla hiçbir görüşme yapmadan tamamen kendi kararıyla istifa kararı almıştır. Öncelikle istifa etmiş olan Sayın Hasan Kıbrısoğlu'nun istifası gündeme alınmamıştır. Sayın Hasan Kıbrısoğlu tarafından ileri sürülen istifa gerekçeleri arasında Denizli Belediye ve Denizli Belediye Başkanı Osman Zorun'un kulübe gerekli desteği vermemesinden bahsetmektedir. Kamuoyu tarafından şu çok iyi bilinmelidir ki kendisi tarafından ileri sürülen bu görüşler sadece kendisini bağlamaktadır. Çünkü geçtiğimiz kongre öncesinde yapılan görüşmelerde Denizli Belediyesi kulübümüzü yapabileceği katkıları tek tek söyleyip bunların hepsini fazlasıyla yerine getirmiştir. Belediye Başkanımız Sayın Osman Zorun da göreve geldiği ilk günden itibaren sürekli bizimle bir arada olmuş. Denizli'de bulunduğu günlerde Denizli'nin tüm maçlarına gelmiş. Uygun olduğu zamanlarda bir yönetim kurulu toplantılarına katılmış. Futbolcularımızı ziyaret etmiş. Denizli Belediye Başkanı makamında adeta Denizli'nin bir ofisiyle kullandırmıştır. Bu toplantılarda ortaya konan çözüm yollarının hayata geçirilmesi amacıyla Sayın Valimizle birlikte hareket eden Belediye Başkanımız kentin önde gelen isimleri de çeşitli toplantılar düzenlemiş ve maddi manevi Denizli yönetiminin yanında olmuştur. Bundan sonra yapılmış olan desteğin artarak devam edeceğini ümit ediyoruz. Biz de Denizli Yönetim Kurulu üyeleri olarak gerek yazılı ve görsel basın, gerekse çeşitli platformlarda Belediye Başkanımızın bu desteklerinden bahsederek kendisine teşekkürlerimizi ilettik. Denizli Yönetim Kurulu üyeleri olarak maddi manevi her zaman yanımızda olan Sayın Belediye Başkanımız Osman Zoran kulübümüze vermiş olduğu büyük destekten dolayı teşekkür eder. Son günlerde tarihsel açıklamalarından dolayı kendisinden üzdüğümüz için kendisinden özür dileriz. Kamuoyunun şu çok iyi bilmesi isteriz ki yönetim geçtiğimiz gün ilk günden itibaren en desteği Sayın Başkanımız Osman Zoran vermiştir. İş Başkanı Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır dedi. Başkan Yardımcısı Zafer Gökşin, Nurda Aldıman, Ferdin Batı Hoca, Mehmet Ekizler, Gökhan Gökşin, Ömer Uzer, Cengiz Ayavuz, Mehmet Emin Özer, Ali Değirmenci, Serkan Başvur, İrfan Aslan, Uğur Bağbaşoğlu, Hikmet Çalıkkol, Osman Zorlu, Ali Yaman, Rıdvan Erdemir imzalı. Evet, burada dikkatimi çeken bir konu var. Sayın İbrahim şunu bahsetmek istiyorum. Şu cümle çok önemli. Yönetim kurulunun yapmış olduğu imzada kamuoyu tarafından şu çok iyi bilinmelidir ki kendisi tarafından ileri sürülen bu görüşler sadece kendisine bağlamaktadır. Yani Hasan Kıbrısoğlu burada yönetim bir mevde hemen birden kenara çekti ve dedi ki başkanı son zaman her türlü desteği yapıyor ve gerçekten dedi bunu kabullenmek gerekiyor. Ama Hasan Kıbrısoğlu'nun yapmış olduğu bu açıklamaya karşılıkta yönetim Hasan Kıbrısoğlu sanki kenarda bırakmış gibi oldu gördüm. Peki bu süreçten sonra Denizli Spor yönetiminde ne olur? Bunu tartışmak gerekiyor, bunu konuşmak gerekiyor. Mevcut yönetimden yeni bir başkan mı çıkacak yoksa Denizli Spor yönetimi kongreye mi gidecek konusu gündemde?
Yarın Osman Zoran'dan Denizspor yönetimine randevu isteyecek ve bizzat Osman Zoran'a giderek özür dileyecekler. Yapılan bu hata kursunun yapmış olduğu başkanlardan dolayı yönetim kurulu özür dileyecek. Tabii ki özür dilenmesi gereken bir konu. Belki de sert açıklamalar oldu. Sert açıklamalar ve gündemde olan konular konuşuldu. Tabii bu da Osman Zoran'a yönetim olarak da giderek özür dileyecekler. Bu da artık yeni yönetimden içeriden bir kişi mi gelecek? Yoksa Denizspor Kongre'ye mi gidecek? Kongre'de kimin başkanı olacağı konusu gündemde. Mevcut yönetimde ise Ali Değirmenci, Yurt Azman isimleri konuşuluyor. Aynı zamanda Osman Zulu'nun isimleri konuşuluyor. Fakat burada Sezgin Basmacı'nın özellikle ağır bastı konusunda gündemde vardı ama Sezgin Basmacı bugün net açıklama yaptı. Ben kesinlikle başkanlık falan istemiyorum şeklinde bir açıklama yaptı. Bu da tabii ne olacak belli ama kongreye giderse de geçtiğimiz dönem biliyorsunuz ilk dönemde bir başarı vardı. Bu başarı da kimin mimarıydı? Denizspor eski başkanı Mehmet Öksoy'un mimarıydı. Kulübe o kadar destek verilmemesine rağmen gitti başarı vardı. Takım liderdi. Kongre giderse belki de Mehmet Öksoy'un ismini tekrar gündeme gelebilir. Ama Mehmet Öksoy gelirse de Denizspor'un başarı olacağını inanıyoruz. Siz artık bunu biliyor. Artık her şey çok karışık. Denizspor bu kadar karışık günler hiç yaşamadı. Bir analitik zaman biraz yaşadı ama bu kadar da böyle sorunlu bir açıklama olmadı. Hasan Kırmızı açık açık, açık konuştu. Ama tabii konuşmalarda yönetim tarafından biraz arkadaşlar tarafından bazen tepkiyle bazen olumlu şekilde karşılandı. Artık günü bekleyeceğiz, günleri bekleyeceğiz. Denizspor'da ne olacağı önümüzdeki günlerde haber bültenlerinde biz de aktarmaya çalışacağız. Evet Arif Zor, çok teşekkür ediyoruz. Denizli Spor'da sıcak gelişmeler olmaya devam ediyor. Bu hafta içi belediye ile görüşüldükten sonra bir kongre kararı da olabilir. Yeni bir başkan da sizin söylediğiniz gibi bu yönetim kurulu arasından çıkabilir. Ya da eski başkanlardan Mehmet Özsoy da kulübün başına tekrardan gelebileceğini ben de düşünüyorum. Denizli Spor için inşallah hayırlısı olur. Çünkü bu hafta önümüzde bir transfer dönemi var. Denizspor için önemli bir dönem. Bu dönemlerde yapılacak atılımlar ikinci yarıda bizim ligi nerede bitireceğimizi belirleyecek aslında. Ben şimdiden en hayırlısı neyse onun olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkürler telefon bağlantınız için. İbrahim tek şunu söylemek istiyorum, tekrar etmek istiyorum. Evet. Belediye zaten gerekli desteği veriyor. Ama daha destek verilmesi anlamında veya Denizspor'un kulüp başkanı çıkardığımızı atıyorum. Belediye başkanı Osman Zulu'nun da bu konuda ziyaret edilecek. Yarın ziyaret edilmesi bekleniyor. Evet. Özür dilenecek ama gerçekten de Osman Zulu'nun zaten gerekeni de yapıyor Denizspor için. Evet, Sayın Belediye Başkanımız da üzerine düşen görevin fazlasıyla yaptı. Zaten istifa eden Hasan Kıbrıslıoğlu da bunu her basın toplantısında dile getiriyordu. Talihsiz açıklamalar oldu. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz diyorum ben. Çok teşekkür ediyorum Sayın Zor. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Daha sonra Denizli Telekom Spor'u daha çok konuşacağız. Sorular geliyor bana. Kamil Caner'le ilgili birkaç soru geldi. Onları da soracağım. Fakat kısa bir reklam arası var. Ardından devam edeceğiz. Evet sayın seyirciler, programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Telekom Spor Başkanımız Halil İbrahim Sönmez'e bir soru geldi Facebook üzerinden. Başkanım, Telekom Spor'un maddi kaynaklarını nereden temin ettiği ile ilgili sorular çok fazla bu şekilde. Futbolculara nasıl ödeme yapıyorsunuz, formalarınızı, toplarınızı nasıl alıyorsunuz diye. Bunu biraz açıklar mısınız bize? Şimdi şöyle, tabii her şeyden önce Denizli Telekom Spor deyince kamuoyunda şöyle bir algı var. Bir müessese takımı. Evet. Müesseseyi idare edenler işte buraya yağdırıyorlar. Böyle tabii bu şekilde bakılıyor. Ama işin gerçeği öyle değil. Muhakkak yöneticilerimiz, idarecilerimiz, genel müdürlüğümüz veya bölge müdürlüğümüzün manevi destekleri var. Ama borsaya kotalı olmuş bir şirketin bütçesinde böyle bir pay ayırması veya illerdeki spor faaliyetlerini doğrudan bu şekilde sübvanse etme şansı yok. Bizim kaynağımız ne? Evet. Şimdi şöyle bir şey de var. Kaynağa geçmezden önce
Tabii Türk Telekom çalışanları hakikaten farklı kişilikler, farklı kimseler. Sosyal sorumluluk projeleri adı altında bizim bir iç örgütlenmemiz var. Nedir? Yani bunu belki çok detaylı anlatmaya şey yok ama toplumdaki bütün hadiselere, hareketlere duyarlı bir çalışan grubumuz var. Bu arkadaşlarımız işte harekete geçirdik. Bunlardan bir tanesi de nedir? İşte bu amatör spor. Biraz önce de giriş bölümünde de ifade etmiştim. Bizim derdimiz birilerini böyle top vurdurarak keyif almak değil, adam yetiştirmek. Bu nedir? Spor bunun bir şeyidir. Bir de şu var. Fıtraten insanoğlu karakterini değiştiremezsiniz. Evet. Ne bileyim herkesi farklı özelliklerde, farklı karakterlerde, farklı kodlarla yaratmış. Ona müdahale şansınız yok. Nesini değiştirirsiniz? Sadece ve sadece davranışını değiştirirsiniz. Biz buna ne diyoruz toplumdaki davranış değiştirme biçimine? Terbiye diyoruz. Evet. Bundan sonra edebi öğretme diyoruz. Bu şekilde. Bizim de yaptığımız esasen bu. Asıl şeyimiz bu. Tabii burada çalışanlarımızın duyarlılığı. Arkadaşlarımızdan, elemanlarımızdan, işte bize gönül veren arkadaşlarımızdan küçük bir miktar bağış, teberrü topluyoruz. Bu teberrülerle kulübümüzü ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bunun yanında bizim bu gayretimizi gören, bize destek veren, omuz veren Fahrettin Bey gibi kardeşimiz var. Bizim senelerdir aşağı yukarı benim 20 yıllık arkadaşım. Ne olduğumuzu, ne olacağımızı, içimizi, dışımızı tabiri caizse en hücrelerimize kadar, hatta atomlarımıza kadar bilen bir arkadaşımız. Sağ olsun bu manada çok ciddi destekleri var. Çünkü siz de biliyorsunuz bu camianın içerisinde amatör deyip de yani işte böyle bir yerlerden haldır haldır para gelmiyor. Evet. Hele hele bizim şu anda 120 tane vizeli lisanslı sporcumuz var. 250 tane de lisanslı sporcumuz var. Evet. Böyle bir orduyu düşünün. Şimdi sadece bunların eşofmanıydı, giyimiydi, kuşamıydı, ayakkabısıydı nerelere varır? Tabii kaynaklarımız da çok geniş değil. Üye aidatlarımız işte küçük meblağlar. Ondan sonra işte sağdan soldan böyle bizi görüp bizi tanıyan, bizim gayretimiz bilinen arkadaşlarımızın desteğiyle bu işi götürmeye çalışıyoruz. Başkanım, bugüne kadar da başarılı olduk. Sözünüzü kestim. Fahrettin abi desteklerimizden birisi demiştiniz. Ben şu aklıma geldi siz konuşurken. 2 sene önceydi herhalde yazın. Bir röportaj yapmıştık sizinle. Akkonak stadında ailelerle birlikte yaz okulları vardı. Yaz bir şenlik şekline evet. çevirmiştiniz. Evet. Ben orada sporcuların aileleriyle röportajlar yapmıştım. Orada bana söyledikleri aldıkları eğitimden çok memnunlardı. İşte çocukların futbol eğitimi anlamında orada birlikte gördükleri hani çok küçük yaşta çocuklar vardı. Evet. Orada Hasan Hoca ile falan da konuşmuştuk. aslında o futbol ordusu İlerleyen süreçlere devam ettiğinde bu sizin için ben büyük bir başarı olarak görüyorum aslında. Hatırladın mı abi o şeyi? Akkonak sahasındaki. Hedeflenen de o. Şimdi onu biz her yaz yapıyoruz. Gerek sahada yapıyoruz. Evet. Gerekse mesela bizim sosyal tesislerimiz var. Bu yaz bir organizasyon yaptık. Mükemmel bir şey olmuştu. Koskoca salonumuz bizim aşağı yukarı 100 kişilik salon çocuklarıyla, evet. analarıyla, babalarıyla bıcır bıcır doldu böyle. Bizim ASKF başkanımızla misafirimiz Beyaz oldu. Feyyaz Bey de misafirimiz oldu. İnanılmaz böyle mutlu, keyifli olduk. Çünkü dedik ya, evet. bir kaynaşma orada nihayetinde böyle bir hedefti. Yani başkanım bu şampiyonluktan daha çok keyif verici bir olay aslında. Aynen değil öyle. Mi Fahrettin evet, abi? Evet muhakkak. Bu sene zaten yaz okulunda yine sizlerle bir ben zaten şeydim sizin yaz okullarının. Ailelerle beraber olmuştuk. Evet, siz evet. vardınız yine evet. orada. Şenlik alanına dönüyor orası. Evet. Ya tabii şöyle bir şey. İnsanların sinir sistemini attı, böyle kaynaştı. Hatta yoğun iş temposunda ya dünyada başka bir şeyler de oluyormuş dedi evet. organizasyonlarda tabii. Muhakkak tabii yani. Bu küçük çocuklara aşıladığınız spor sevgisiyle çocuk bilgisayarın başında oturacağına geliyor orada antrenman yapıyor. Yani internet kafelere, kahvelere gideceğini antrenman yapıyor ki başınızda zaten altyapı koordinatörü hocanız Hasan Hoca evet. gibi bir hoca var. Yıllardan beri bu işin içinde ve yetiştirdiği sporcular da sonuçta ortada. Yani kendini kanıtlamış bir insan. Hatta bir şey daha ilave edeyim mi? Buyur başkanım. Şimdi tabii güzel bir noktaya temas ettik. Dedik ya bizim bu sosyal sorumluluk projelerinden birisi. Evet. Şimdi bunu bizim tabii çalışan arkadaşlarımız bilir. Bize aidat veren arkadaşlarımız bilir. Bizim sağdan soldan biraz önce de bahsettiğim gibi aldığımız sporcularımız var. Öylesine bir şey ki bizim ağırlıklı olarak şeylerimiz, menbaımız, kaynağımız nispeten denizin kenar mahalleleri. Evet. Şimdi bunların içerisinde çok farklı kültüre sahip veya farklı ailelerden gelmiş, farklı gelir düzeyine haiz ailelerden gelmiş çocuklarımız var. Hatta parçalanmış ailenin çocukları da var. Evet. Bunlar
ciddi manada oran tutuyor. Şimdi biz bunlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Onları topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii bir şeyi ifşa etmek manasını demiyorum. Yapılan gayretin görülmesi açısından ifade ediyorum. Öylesine bir şey ki spor, siz de biliyorsunuz, o yaştaki bir çocuğa bir sosyal statü kazandırıyor. Gittiği bir toplumda veya okulunda şurada burada, şimdi önceden sıradan bir çocuk iken falanca kulüpte oynayan lisanslı sporcuymuş. Bu çocuğa bir sosyal statü kazandırıyor. Aynı zamanda bu da çocuğa bir de yükümlülük var. Ne var? Ait olduğu camianın apoleti omuzlarında artık. Gittiği yerde ben Telekom Spor'un sporcusuysam ona göre davranmam icap ediyor. O şekilde davranmam icap ediyor. Daha o yaştaki çocuğa bir bilinç aşılamış oluyoruz. Evet. Yani bu yönü de var bu işin. Dolayısıyla birçok alanda, birçok yönden takip edilmesi veya elden bırakılmaması gereken bir olgu diye bakıyoruz. Tabii burada özellikle hem kendi çalışanlarımıza, bizzat da Fahrettin kardeşime çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü ben bu işin belki başındaki insanım ama yeterince vakit ayırıp da ilgilenebilmiş değilim. Evet. Görevimden dolayı. Ama arkadaşlarımız, yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarımız fevkalade başarılı bir biçimde götürüyorlar. Bize de neticeyi gösteriyorlar. Biz de seviniyoruz tabii onların sayesinde. Facebook üzerinden Kızılca Bölük Spor'un değerli futbolcusu Akpastos'un bir mesaj atmış. Kardeşim iyi yayınlar, konuklara iyi akşamlar diliyorum. Denizli altyapıya önem veren sayılı kulüplerin başında gelen Telekom Spor'a bu yolda başarılar diliyorum. Telekom Spor'un amatör takımlardaki yetenekli gençleri umarım birileri, Telekom Spor'un amatör takımlarındaki yetenekli gençleri umarım birileri görür de faydalanır. Hasan Hoca'yı da kutluyorum. Genç yetenekleri bulup amatör takıma oynatma cesareti gösterdiği için. Yanında Cevdet Duran ve Ziya varmış. İkisi de Akkonak Spor ve Bereketli Spor'un futbolcuları. Onlar da selam göndermişler. Bu aslında 3-4 farklı takım. Ben farklı takım futbolcusuyum. Yani bu bir aslında amatörün birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunun göstergesidir. Unutmayın başkanım lafınızı. Kamil Canel'le ilgili bir soru daha var. Göksel Gölümlü arkadaşımız iyi yayınlar dilemiş. Altyapılarda kaç takımda katılıyorsunuz demiştik. Bunu söylemiştik. Bütün kategorilerde katıldığımızı. Bu Göksel Bey'in de sorusunun cevabı olsun. Evet başkanım, biraz da sizin ağzınızdan bir şeyler duyalım. Birlik beraberlik dedik. Bu kulübün maddi desteğini de siz büyük bir yükünü çekiyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Mesela bu hafta Sarayköy Spor maçınız var. Güçlü bir takım karşınızda. Sizin gerçi yenmek gibi bir hedefiniz yok. Yok, mutlaka her iki takım sahaya mutlaka yenmek için çıkar. Evet. Sonuçta bizim de hedefimiz yenmek. Ama iyi oynayan kazansın. Bizim her zaman ön planda, fair play çerçevesinde yani maç olsun. Bizim tabii yani başkanım da bahsetti. Bizim sosyal sorumluluk denen bir yani projemizin içinde. Bu takımı da tabii yani kurumun içinde olan bir proje ama biz buna yani takımımızı da dahil ettik. Şimdi bizim başkanım bahsetti. Bizim en büyük amacımız, gayemiz yani tabiri caizse o kenar mahalleler, ben söylemek istiyorum, kenar mahallede bulunan çocuklarımızın yani bizim takımın içinde ivme, taban ve tavan arasında gelen çocuklarımız var. Tabii bu çocuklarımızı biz o yani pekiştirmek, onları birbirine sevgi, saygı içerisinde yetiştirmek ve bunları ahlak yani bir aile ortamında yetiştirip iyi bir ahlaklı bir futbolcu olarak bunları yetiştirip yani çevreye veya dışarıya salmak. Bu arada başkanım sözünüzü unutmayın. Denizli Belediye Spor ya da Denizli Spor altyapısına bu sezon sonunda kaç tane futbolcu göndermeyi hedefliyorsunuz? Ya da geçtiğimiz sezon kaç tane gönderdiniz? Şimdi bu sene Denizli Spor'a 99 doğumlu Alihan Kalkan ve 96 doğumlu Ahmet Demirci'yi verdik bu sene. Tabii Denizli Belediye Spor'a da akademiliğine 5-6 tane futbolcu verdik. Evet, şu anda yani oynuyorlar yani çocuklarımız. Önümüzdeki sene tabii biz yani belediye yöneticileriyle yani görüşüyoruz. Önümüzdeki sene akademiliğinde gene bizden tabii ki talepleri var. Tabii ki sonuçta çok güzel bir olay. Tabii ki bizim zaten amacımız, misyonumuz, vizyonumuz yani bu çocuklarımızı yani bir üst takımlara yani bir üst liglere diyeyim göndermek, bunların belirli bir yani başarıya ulaşmasını sağlamak. Ve böyle bir teklif geldiğinde de
hiçbir zaman bonservis ücreti yetiştirme bedeli almadan. Ya bunlar yani bizim Denizli Telekom Spor olarak yönetim olarak yani fikir birliğimiz hiçbir zaman yani futbolcu bir denizden de buna işte bonservis parası şu bu hiçbir zaman demedik. Evet. Ve ya bunlar da hepsini başarılı olması için bir üst takımlara gönderdik. Başkanım sözünüzü unutmayın. Hüseyin Ateş sizden yetişmiş bir futbolcudur. Evet. Fahrettin abime ve Halil başkanıma selamlar. Yetiştiğim kulüp olan Telekom Spor'a ve Hasan hocama çok teşekkür ediyorum demiş. Hüseyin kardeşimizle biz de Deniz Spor'da birlikte oynamıştık. Çok yetenekli futbolcudur. İnşallah tekrardan Denizli amatör takım, Denizli profesyonel takımlarına hizmet etmeye başlar diyorum ben. İnşallah. Çünkü o gibi yeteneği Denizli Belediyespor'da, Denizli Spor'da görmek isteriz. Şimdi ben yani şunu söyleyeyim. Ben tabii daha önce Denizli Spor yöneticilerinden bazı abilerimden ben bunu hep söylüyorum. Yani bazen oturup konuşuyoruz. Diyorum ki bizim Denizli çocuklara sahip çıkın. Evet. Örnek veriyorum mesela ben tabii o zaman yani sezon başında, geçen sezon başında demiştim yani Hüseyin Ateş'e sahip çıkalım. Evet. İşte bizim amatör liginde, Denizli'de birçok çocuğumuz var. Bunları izleyelim. Bunları görelim. Bunları A2 işte yani böyle takımlarda yetiştirelim. Vitrine çıkaralım. Vitrine çıkaralım. Evet. Çünkü A2'de mesela biz yani az çok A2 yani maçlarını takip ediyorum ben. Şimdi soruyorum ben. Hatta geçen siz de vardınız evet. Galatasaray maçında. İşte bu futbolcu nereli? Şu nereli? Bu nereli? Yok bu Manisa'dan geldi. Yok bu İzmir'den geldi. Yok bu. Yani bunları duydukça biz üzülüyoruz. Neden? Kesinlikle. İnanın bizim şu anda amatör ligine gelsinler, seyretsinler. Tabii ki oradaki yani arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bizim kardeşlerimiz. Ama evet. Sonuçta insanın kendi öz sermaye denen bir şey var. Yani ticaretle uğraşıyoruz. Öz sermaye ile başarı daha çok olur. Evet. Ama dışarıdan bir destek sermaye ile ticaret başarılı olmaz. Sonuçta bu da böyle bir iştir. Çok doğru bir noktaya değindin abim. Bu Denizli Spor konusu yaklaşık 3 sene önceydi herhalde. Osman Gödeve yönetim altyapıya geldiğinde dışarıdan seçme yapıp evet. Dünya topçuyu Denizli'ye getirdiler. Ben de çok karşıyım. Çünkü evet. Dışarıdan futbolcu gelsin. Fakat Denizli'deki futbolculardan çok daha üstünse, yetenekliyse öyle gelsin. Eğer ki aynı seviyede ya da aşağıda bir futbolcuyu burada Denizli Spor Koleji'ne gidiyor, burada yatıyor, kalkıyor. Yani bir sürü külfiyeti oluyor bu işin. Evet. Ben de buna Fahrettin abi sizin gibi karşıyım. Altyapıya verdiğiniz bu önemin Denizli Belediyespor'da çocukların değerlenmesi ayrı bir olay zaten benim gözümde. Bu futbolcular şu anda sizin gururunuzdur. Onların orada oynaması nasıl mesela Dokuz Kavaklardan Şükrü'nün gidip evet. Denizli Belediyespor'da oynaması bizim için gurur verici bir olay. Bu aynı şekilde Telekom Spor için de olur. Doğru. Haklı mıyım başkanım? Şimdi şöyle, tabii bu çocukları yetiştiriyoruz, gönderiyoruz. Arkasından da takip ediyoruz. Çünkü ne olursa olsun benim çocuğum. O şekilde bakıyorum. Evet. Çünkü bir müddet bende kalmış. Gittiği yerde de işte tam artık tavşanın misali yaşını yitirdim, dişini bitirdim güle güle demiyoruz. Şimdi o çocukları takip ediyoruz. Başarılı olurlarsa veya gittikleri kulüp çocuklara sahip çıkarsa biz bundan keyif alıyoruz. Ama gözleri düştü mü, kaşları düştü mü biz de üzülüyoruz. Ya yani bu kadar da takip ettiğimizin bilinmesini isterim. Umarım biraz önce Fahrettin kardeşim çok güzel ifade etti. Gittikleri yerde değer bulurlar. Evet. Bizdeki kazandıklarının üzerine daha fazla kazanç koyarlar. Eğitimlerine daha fazla katkı olurlar. Vitrine çıkarlar. Yoksa dediğimiz gibi taşma suyla değirmen dönmüyor. Bir yere kadar zaten. Bir yere kadar. Ozan Akakça Facebook üzerinden başkanımızı tebrik ediyorum. Denizli futbolunun en büyük açığı olan altyapıya destek verdikleri için teşekkürler. Başarıların devamını diliyorum demiş. Yani bu şekilde çok fazla size tebrik ve sorular tebrik geliyor. De teşekkür ederim. Kamil konusunda son olarak bir değinebilir miyiz? Şimdi Kamil benim arkadaşım olduğu için de sürekli bastırıyorum bu soruyu ön plana çıkarıyorum. Kamil bizim de çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir kardeşimiz. Biz her zaman Kamil'e sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bir talihsizlik söz konusu. O bizim de dışımızda olan bir şey. Ama evet. Biz Kamil'i muhakkak yanımızda, bünyemizde tutacağız. Onunla ilgili bir takım şeylerimiz var. Tabii buradan değil de kendine bizzat... Kendisiyle birebirden başkanım. Ya şey değil. Dediğim gibi Kamil evet. Bizim şeyimiz değil. İnanılmaz, evladımız diyoruz. İnanılmaz beyefendi. Ondan sonra durumunu da biliyoruz. Bizim her şeyimiz. Ya düşünebiliyor evet. Musunuz? Ben şimdi 1200 evler santral sahasına gittiğim zaman Kamil'imi orada görüyorum. Diğer arkadaşların, kardeşlerinin formalarını yıkamış, hazırlamış. Evet. Böyle bir adam var mı ya? Bu işte amatör futbolu i̇şte, sevmekle de alakalı. Aynen. Gönülden, içinden gelmekle alakalı. Böyle bir adamı sen şey yapabilir misin? Evet. O kadar
Ama onun ilgili ben bir hatta bir kere Akkonak sahasında da denk gelmişti. Sizin küçük çocuklara antrenman yaptırıyorlardı. Orada Gürkan da herhalde. Evet, Gürkan Hoca ile birlikte antrenman yaptırıyorlardı. Bu tabii çok güzel olaylar. Bu elini taşın altına sokmakla alakalı tabii, olan şeyler. Bir de şu var. Kamil'in bir sürü kardeşi var. 200 tane kardeşi var. Evet. Yazın 300 tane. Onlarla bıcır bıcır o manzarayı görüyorsunuz, evet, takip ediyorsunuz. Evet. Şimdi göz önünden kolayca silip atabileceğimiz şeyler değil. Evet. Kamil'le ilgili bir şeyimiz, bir projemiz var. Herhalde ilerleyen günlerde. Önümüzdeki hafta umarım büyük bir ihtimalle İnşallah. Şekillenir. Kamil bizim evladımız. Abi son olarak eklemek istediğin bir şey var mıdır? Şimdi, bu sezon size hani sportif bir başarı beklemediğiniz için hedefiniz ne gibisinden bir klasik bir soru sormak istemiyorum. Zaten hedefiniz futbolcu yetiştirmek. Aynen öyle. Eklemek istediğin bir şey var mıdır abi? Şimdi bizim hedefimiz tabii gençlerde. Yani U15, U16, U17, U19'larda yani vitrine futbolcu çıkarmak hedefimiz o. Evet. Yani bunlar. Bir de az önce başkanım dedi ki ya biz dedi bir futbolcuyu bir yere gönderdiğimiz zaman tamam gönderdik biz bunu bir üst lige veya bir üst takıma takip ediyoruz gibi dedi. Şimdi Hüseyin Ateş lisede okurken evet. Yani bunu Hasan hocam bilir. Devamlı benim yanıma gelirdi. Ya ben Hüseyin Ateş'i hakikaten çok seviyorum. Ve mesela konuştuğumuz zaman da ben onu hep yani tavsiyelerde bulunuyorum. İşte tabiri caizse yani bir şeyler söylüyorum. Diyorum ki bak şöyle şunu yap. Yani Hüseyin Ateş de ben her maçını takip ediyorum. Soruyorum Hasan Hoca'ya. Ne yapıyor, ne ediyor, ne yaptı, ne etti. Yani başkanım dediği gibi biz futbolcuları gönderdiğimiz zaman birebir de takip ediyoruz arkadaşlar. Evet. Tabii ki onların başarısı bizim gururumuz. Çünkü neden Hüseyin Ateş geçen beni bir akşam aradı beni. Akşamüstü böyle. Epey oldu. Tabii bir, bizim aramızda bir olay geçmişti. Onu hatırlamış veya bir şey. Ya abi dedi işte bu akşam da seni hatırladım dedi. Ben yani bu bizi büyük bir mutluluk veriyor. Büyük evet. bir haz veriyor. Çünkü o zaman o ticaret sitesinde okuyordu. İkinci sınıfın, üçüncü sınıfın neydi? Yani bunlar bizim için yani en güzel, en büyük şeyler yani. Evet. Yani mutluluk. Evet abi sizin son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mıdır? Biz bu işi evvela Türk Telekom çalışanların sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki en önemli faaliyetlerinden birisi. Evet. Telekom Spor, Denizli Telekom Spor. En azından Denizli kamuoyuna bir parça bunu anlatma imkanı verdiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu şekilde bilinmesinde fayda var. Şimdi aileler bu işe ne şekilde bakıyor bakmıyor onu bilemiyoruz. Evet. Ama bilsinler ki Denizli'de böyle faaliyet gösteren, bu noktada faaliyet gösteren bir kulüp var. Bunu da bu şekilde sadece bizimle de ilgili değil. Amatör sporun her noktasındaki bütün faaliyet gösteren kulüplerimize de bu manada baksınlar, ilgilensinler, takip etsinler. İşte birileri gidiyor top oynuyor şeklinde değil. Evet. Ya burada ne oluyor, ne yapıyorlar, nedir bunlar, kimdir, ne değildir? Yakın takip etsinler ki bize de maddi manevi destekleri olsun. Bu şekilde de devam etmesini arzu ediyorum. Size de hasreten teşekkür ediyorum. Böyle ben bir programı davet ettiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu. Sohbetiniz için çok teşekkürler. Tesisleşmeyle ilgili sizin ağzınızdan da söz aldım. Özellikle bir de Kamil'le ilgili söz aldım. Onu tekrardan hatırlatayım. Evet sayın seyirciler, bu hafta da Denizli Futbol programının sonuna geldik. Bu hafta Denizli Telekom Spor Başkanı ve As Başkanı konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta görüşmek ümidiyle hoşça kalın, sporla kalın.